45 dakika araya hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi değerli konukları, değerli sanatçıları ağırlıyoruz. Ülkemiz sanatçılarını daha yakından tanımak ve sanat yaşamlarını müzik eşliğinde sizlerle paylaşmak üzere bizler buradayız. 45 dakika ara veriyoruz. Bu güzel ortamı sağlayan Les Ambassadeurs Otel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz kendisi ve sevgili konuğum yanımda, hemen onu takdim etmek istiyorum. Besteci, yapımcı, müzisyen, aranjör İnanç Eyüp oldu bizlerle. Ayrıca On Air Records'un yaratıcısı, sahibi ve yapımcısı kendisi. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yapımcısı dedim ama yapımcı. Evet. On Air Records'un yapımcısı. Ülkemizde bir ilk gerçekleştirdi aslında. Çünkü yıllardır kendisi müzikle uğraşıyor ve bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir ortam sağladı, kendi mekanını açtı ve müzisyenleri aslında kendilerini desteklemek için de ve güzel bir soundda ülkemizde olmayan soundları yaratarak burada destek de veriyorsunuz. Kendinizi de paylaşma imkanı buluyorsunuz orada. Evet. Çok onur olduk. Hoş geldiniz. Rica ederim. Ben memnun oldum çok. İlk programımız bizim bu. Aslında evet. Daha önce Eylem'le program sunduğumuzda yine konuğumuz olmuştunuz. Evet. Oradan tanışıyorduk sizinle. Seni takip ediyorum. Çok güzel gidiyorsun. Teşekkür ederim. Devam. Süper. Devam ediyoruz. Bu övgülerin için de teşekkür ederim. Ayrıca. Sağ olasın. Çok mesela. Daha güzel anlatılamazdı yani. Teşekkür ederim. Evet, biraz tabii ki sizinle araştırmalar yaptım ben. Neler yapıyorsunuz diye. Çok güzel bir albümünüz olduğunu gördüm. Hatta birkaç albüm var. Evet. Ve çok üretken, yaratıcı ve birçok tanıdık müzisyene ev sahipliği yapmış bir müzisyensiniz. Evet. Böyle sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Ondan sonra daha detaylı yapılan işler üzerine konuşalım isterseniz. Mesela Kıbrıs'ta müzik yaşamı dendiğinde aklımıza ne geliyor? Pek bir şey gelemiyor. Kıbrıs'ta bir müzik yaşamı genellikle ikinci bir iş olabiliyor insanların. Evet. Hobileri olabiliyor ama bu bir yaşam tarzı olabilir mi? Aslında genellikle çok az insan bunu başarabiliyor. Sizin müziğe başlamanız nasıl oldu? Böyle küçüklüğe dönersek. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce biraz önce söylediğim. Ben hep müzik yaptım. Hı hı. Başka hiçbir şey yapmadım. Müzik yaşamı. Tam bir müzik. Yani acısıyla, tatlısıyla. Evet. Hepsini yaşadım ve yaşamaya da devam ederim. Evet. Yani herkes bizi böyle uzaktan görür, vay be falan. Aslında bu hayat sana güzel. Mesela. Yani şalarık söyledik. Evet. Ama öyle değil. Yani. Öyle değil. Bu evet, tam zamanlı çok zor. Bu işi yaparım yıllardır. Evet. Başka hiçbir iş yapmam. Evet. Ya bu işi yapacaksın ya da bu işi yapmayacaksın. Prensibim budur. Hı hı. Ha, bir zamanda başka bir işle uğraşırsam bu işi bırakırım. Hı hı. Ve başka bir işe geçerim. Gençlere de onu öneririm. Tabii. Yani bir işi yapacaklarsa sağlam yapsınlar. Müziğe başlamam çok küçük yaşlarda oldu. Klasik. Evde yaramazlık yapardım. Çok kötüydüm yani. Çok. Yaramaz. Beyin biraz dalgalar benim fazladır. Öyle hiperaktif bir yapım. 135'tir beyin. Ölçülmüştür yani. Tabii o zamanlar anlamadılar bunu. Bizi yolladılar sağa sola yani. Yolladılar bizi. Kız kardeşim beni halk danslarına götürdü. Öyle başladı. Hı hı. Öyle kendim yavaş yavaş aletleri öğrendim. Dersler. Hı hı. Sonra kendi başına işi büyüttüm. Hı hı. Yurt dışına aletleri getirdik. Oraya gittik. Bu işleri okuduk. Merak hı. çok. Hızlandırılmış bir şekilde böyle. Hı hı. Yani merak ve ailenin desteği olmuş. Aşk. Önemli bir şey çünkü. Yani aile desteğine. Meraktan mada aşk işi. Hı hı. Aşk olmazsa bu tür ülkelerde bunu yapamam. Evet. Maalesef. Bir adada yaşıyoruz biz ve bu adanın içerisinde müzik yapmak, bu yaşamı kurmak kolay olmasa gerek. Tabii ki siz bir artık... Çok zor. Hala daha yani evet. Bir sürü fedakarlık edersin. Tabii. Etrafındaki eşin, dostun, çocukların bile bunlara katlanmak zorunda kalır. Yani o kadar bir fedakarca davranırsın ki. Hı hı. Ama ürettiğin ürünleri gördükçe, albümler, single'lar, klipler... Hı hı. Yarattıkça çoğu insan bizi bilmez, biz geride durmayı tercih ederiz. Çünkü benim çok önde durduğum dönemler geride kaldı yaşım itibariyle. Hı hı. Biraz daha kendimi yapımcılığa, mutfağına çektim işin. O yüzden evet, çoğu yapımcı, insan bilmez. Yönetmensiniz de aynı zamanda. Evet. Yani kliplere de destek veriyorsunuz. Evet, tabii ve, ki. On Air Records'da klip de çekiyoruz. Her şey bütün. Sesi de üretiyoruz. Evet. Kayıtlarımızı yapıyoruz. Her şey post production. Hep beraber oluyor yani bir arada. Albüm basımı, tanıtımı, PR'ı, çoğaltımı, uluslararası dağıtım.
dijital platformlar. Evet evet, hepsi var. Hı-hı. Hepsi içerisindeydi. Tabii bu raddeye gelene kadar çok acılar çektik. Mutlaka. Çok uğraştık. Bu ülkede bunları başarabilmek çok zor. Çünkü tanınmayan bir ülke ve tanınmayan evet. bir ülke olduğu için de Türkiye her zaman diyor ki benim bildiğim, ben de kayıt yapacaksın, ben de klibini evet. çekeceksin, o zaman kabul ederim. Öyle şimdi, bir şey var mı gerçekten? Tabii. Yani artık... Aynen öyledir. Evet. öyledir ama bize sökmez abi. Hı-hı. Yani biz o acıları çekmeye razıyız. Hı-hı. Onu yapmamak için. Evet. Yani nedir? Hayır, biz burada devam ediyoruz. Kendi markamızdır, uluslararası markadır bu. Hı-hı. Belki de dünyada tanınan tek uluslararası marka Onair Records'tur. Benim şirketimdir yani. Evet. Çok böyle umursamaz insanlar ama doğrusu bu. Yani uluslararası alanda tanınan bir markadır Onair Records. Ve bu KKTC markasıdır. Evet. Böyle. İşin nasıl başardınız bunu? Vallahi bir ton yurt dışı. evet. bir ton para. Evet. Bir ton emek. Evet. Bir ton konuşma, toplantı. Sağ olsun birçok kişi yardım etti. Yani yazsam listeyi. Hı hı. Çok uzun bir liste. Tabii. Ama senin işine bakarlar. Sana bir şeyler verirken yurt dışında. Ne üretirsin? Yeteneğin nedir? Evet. Yarattığının kalitesi nedir? İlk önce ona baktılar. Ya adamların dedi sen harcanın ya. Sen bu hakları, bu dağıtım ve dolaşım haklarını zaten çoktan almalıydın. E biz de durumumuzu anlattık. Ülkemizin durumunu falan filan. Evet. Çok şey yapmadılar yani. O konuya takılmadılar. Ve bize bu hakları verdiler. İyi ki verdiler. Yani bir düğmeye basarız, bütün o ambargoları kırıp her yere yayınlarız. Dünya açılırsınız. Çünkü tabii. artık internet dediğimiz şey dünya. Aynen öyle. Oradan bir bastığında Spotify'a ya aynen. da işte başka. Şimdi çok önemli bir şey derler bana bunun önemi ne? Ne önemi var bu kadar önemli? Çok önemli. Çok önemli. Gidip evet. başka bir ülkeye yalvarman, hı-hı. gelin kendi ülkende Mausa'ya, den ki abi böyle böyle bir şey yapalım ya. Hı-hı. Biz de sana yayınlarız kendi markamızda. Ha diyeceğim bana ben Sony Müzik'te yayınlamak isterim. Ben başka bir müzik yayınla. Hı hı. Her zaman dedim yolumuz açık olsun yayınlayın. Ama biz buradayız. Bu acıları çekerek kanımızın sonlanmasına kadar savaşmaya, mücadeleye devam edeceğiz. Benim için kendi markam, kendi ürünüm, kendi hellimim, kendi plahunam, kendi müziğim, kendi markam çok önemlidir. Öyle, evet. Yani şimdi bazı şeyler milliyetçilik yaparsan hiç alakası yok. ben de yurt dışına iş yaparım çok. Yaparsınız. Çok iş yaparız evet. yurt dışına. Zaten yurt dışı olmasa aç kaldıydık yani. Burada kim evet. yapacaksın albümü? Sektör yok. Yani burada kaç kişi var ki yani ama bu başka bir duygu. Burayı böyle bir basamak ol. O biri bir basamak olsun ve bu insanlar daha da yukarıya çıksın. Bu hı-hı. ambargoları yıksınlar, kırsınlar. Hı-hı. Amacımız budur. Hı-hı. Naçizane bir şeyler başarabildiysek ne mutlu bize. Evet. Gençliğinize girecek olursak düşündürdüğünüz zaman... Siz o yıllarda hangi enstrümanları çalıyordunuz? Davulcusunuz çünkü. Davul evet, vurmalı aletlerin hepsini çalardım. Alet. O zaman hı-hı. yine çalarım. Ve vurmalı aletler, davul, işte perküsyon, tuşlu piyano, perküsyonlar, piyano. Onlar zaten hı-hı. piyano, gitar. Yani hemen hemen hepsi bas gitar. Hı-hı. Hepsini çalarım yani. Ve kendi albümlerinizi hep kendiniz mi çaldınız yoksa bir grubunuz oldu mu? Yani kimi zaman nasıl bir eserse bana. Aha. Kimi zaman kendim çalarım. Kimi zaman hı-hı. derim Mehmet gel de bir şey var burada. Hı-hı. Beraber bir takılalım falan. Ruhuma bağlı yani. Evet. Tamamen ruh işi. Paylaşmak da güzel tabii. Çok güzel. Çok evet. güzel. Projeleri kendim yapmamak için çok direnirim. Hı-hı. Çünkü her şarkının bir ruhu olduğuna inanırım. Evet. O ruhu paylaşarak yüceltmemiz gerektiğine inanırım. Yani onun için toplantılarım çok meşhurdur. Yani uzun saatler toplantı günler yapabiliriz. Yani sana bir şey üreteceksek bir hafta toplantı yapabiliriz. Evet. Mesela. Konuğumuz olmuştu. Dudu Pektunç. Evet. Çok tatlı. Terlettiniz çok... beni ha. Oo. Terlettiniz beni. Dedikodunu çok yaptık. Öyle mi? Evet. Ha, duydum evet. Evet. Yayınladık hatta sizin videolarınızı. Evet. Çok teşekkür yayınladınız. Ederim. Ve biz de teşekkür ederiz. Rica ederiz. Onun bahsetmesiyle çok ciddi çalışan bir kişi ve devamlı düzenli olarak sistematik bir yapıya sahibim ben dedi ve İnanç Bey de dedi, İnanç abim de dedi. Çok sistematik olduğu için uyum sağladık dedi. Şimdi müziğin de bir şeyi var yani evet. müzik başlı başına bir disiplin demek aynen zaten. Aynen. Şimdi ekstra bir şey yapmadım. Hı hı. Biz biraz galiba rahatlığa alışkınız. Memleket olarak. Sorun oradan çıkar.
Yoksa ben bütün evet. dünyayı gezerim. Evet. Stüdyolarda bulunurum, production'larda bulunurum. Hiç kimse demez bana, vay be nasıl böyle çalışın böyle. Ekstra bir şey görmüyorum. Burada görürüm ekstra bir şey. Demek ki benden dışarıda bir şey var. Benden öte. Taraf bir şey yok. Benden öte bir şey var. Bravo. Evet. Yani biz biraz rahatız. Yani şunu severiz. Abi efendim bir parçacık var ya yapalım kaydedelim. Ama o kadar. Tamam kardeş de ben böyle çalışamam ya. Yani. Nedir eserin? Alalım dinleyelim demosunu. Gel oturalım konuşalım. Ne anlatmak istedin mesela? Nasıl anlatmak istedin? Nasıl anlatmak istedin? Kime ulaşmak istedin? Bunu yapmaktaki amacın nedir? Nedir? Ha diyebilin bana yap paranı al git ya sana ne? Evet. Yok ben öyle çalışmam. Amacın nedir senin yani? Ne istedin? Ünlü olmak istedin, meşhur olmak istedin. Yoksa bir anı bırakmak istedin. Nedir? Bana anlat. Şimdi bunları anlatmazsa bana ben o şarkıyı ele alamam. Eksik ele alırım. Evet. O duyguları yansıt ama. Yansıtırsın, çalarsın. Nota notadır, akorda akordur. Aranje aranjedir dünyanın her yerinde. Çat çat yapar gidersin. Yaparsın yani. Çok da yaptık. Ama bunların işin içine katarsan bu duyguları, düşünceleri, onun hayallerini aklının bir köşesinde bulunursa proje esnasında işte başarı o zaman gelir. Evet. Nasıl o zaman daha başarılı olur. Nasıl sunacak? Dudu gibi mesela. İşte, Dudu projesi gibi. Evet. Enver Ermetel projesi gibi. O da çok mutlu sizden. O da, sağ olsunlar biz onlardan. Ne dediysek yapıyor çünkü. Evet. İki tarafta yani. Hem Enver Ermetel hem Dudu Pektunç. Hayatımda çalıştığım en başarılı prodüksiyonlardandır. Müziği bir kenara bırak. Her dediğimizi yapıyorlar yani. Evet. Kılıktan kıyafete, saç telinden tırnak ucuna kadar. Ve çok koordinasyonlu çalışıyoruz. Bu çok önemlidir. Evet. Bu çok önemlidir. Bir sanatçının içini dışına çıkarmak gibi bir şeydir. Bravo. Tam söylediğiniz şey. Aynen. Tam İnanın. Onu anladım gerçekten. Sizin bir albümünüzden bahsedelim. Tıpkı senin gibi albümün. Evet. Bazı parçalar oğlum için yaptım ben. Albümü. Çok beğendim, çok lezzetli buldum. Teoman Eyüboğlu. O da iyi bir müzisyendir. Öyle mi? Çok selamlar. 15 yaşına giriyor. Maşallah. Her şeyi çalmaya çalışıyor. O da hakkını verir. Müzik okulundadır. Onun ne zaman yaptım. Oldu bu albüm? Ne zaman çıktı? Şimdi aslında bir süre yaptığım eserleri toparladım oraya. Yani ben bu albümü yapayım demedim. Bir baktım, onda ne oldular? Dedim iki tane daha yapayım ya. İki tane daha yaptım. Bir albüm oldular bunlar dedim. Yani aslında baskı yapmadım, dijitale yayınladım evet. sadece. Öyle duyurmadım da çok. Evet, çok yani duymadık. Ben araştırınca gördüm. Ben kendim adıma cafcafı sevmiyorum en fazla. Yapınızdır bu. Yapımdır bu benim. Yani çünkü çok cafcaflı dönemlerim oldu. Gençlik yıllarımda. Gazeteler, kameralar falan. Geçtim onları artık. İsminiz yani. Var. Beni doyurmuyor artık o. İsminiz vardır bu, ama çok piyasada değilsiniz. Evet yani şu piyasada an, olduğumuz çok dönemler oldu. Evet. Şimdi gençler geldi alttan. Her şeyin evet. bir zamanı var, ruhu var. Zamanın ruhu var. Onlar bunları yapacağız. Biz onlara yardım edeceğiz. Bizim o çok parlak solist dönemimiz, orkestra dönemlerimiz falan biraz daha geride kaldı yaşımız itibariyle. Bunu bilip ona göre davranıyoruz. O dönemlerden de bahsedelim ama. Çünkü olur. o zamanları bu zamanla kıyaslayacağız birazdan. Tamam. O dönemlerden bahsedecek olursak bu albümden bahsederdik. Önce bunu konuşalım. Albümün lezzeti çok güzel, sound'u çok güzel, çok modern. Sağ olun. Acaba dedim caz gibi şeyler midir bu? Yoksa şimdi elektronik bir soundlar da var mı? Çok her şey var içinde. Yani var, içinde jazz soundu var bir, blues evet. soundu var iki, elektronik var içerisinde biraz. Evet. Bunu biz biraz daha böyle blues ve jazzın içerisinde entegre ettik. Yani güzel bir kombinasyon oldu. Biz severek dinliyoruz ya. Evet. Severek dinliyoruz. Nasıl böyle dinleyebiliriz mesela? Bütün dijital platformlarda. Her yerde var. Oradan satın alınabilir. Bütün Spotify'lar, iTunes'lar. Her yerde vardır. Klip çektiniz mi? Bu yok. Albümle ilgili veya klip diğer klip çekmedim yalnız. Bir iki konser verdiydim. Oradan birkaç görüntüyü alıp attılar galiba. Böyle abuk subuk böyle eski bir şeyler var. Gitar çalar söylerken falan benim. Şimdi sizi merak ettiler. Ne yapacağız biz? Google'a bak. İnanç Eyüboğlu. Tamam. Öyle yapalım. O zaman birazdan ben şarkı çalarım size. Şarkı söyler misiniz bize? Şarkı söylerim. Yani şarkı söylemeyi de severim. Yalnız ülkemizde gelişen bazı olaylar yüzünden bu aralar şarkı söylemek içimden gelmez. Sanatçıların dayak yemesi, ulu orta.
çocukların ulu orta taciz edilmesi, yaşlıların dövülmesi sokak ortasında, bla 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 ve bunun gibi bir sürü örnek. İçimden şarkı söylemek gelmez, lütfen özürlerimi kabul edin. Tabii. Protesto olarak da kabul etmeyin bunu. İçimden gelmiyor. Yani bu ara, insanlara böyle şeyler yapılırken ben şarkı evet. söylemeyim yani. Evet. Bu ara söyleyemeyeceğim içimizden yani. Gelmiyor. Hı-hı. Söyleyemeyeceğim. Yani ben müziğe biraz öyle yaklaşırım. Şimdi söyleyemezsiniz ama bu sonra başka bir beste olarak çıkabilir bu için. Bravo. Olabilir. Olabilir. Doğurabiliriz belki öyle evet. bir şey. Olabilir. Bazen içeride birikmeli bazı tabii. acılar ya tabii, da bazı aynen. sıkıntılar. Aynen. Beslenmelisin bir şeyden. Bu tabii. kötü olaylardan beslenmek çok acı. Çok. Bakalım. Çok üzücü. Onlar da geçmişler olsun. Bir an önce de ülkemizin evet. toparlanması, derlenip toparlanması dileğiyle. Evet. Onu da o temennilerimi de iledeyim. O zaman biraz önceki konuya geri dönelim. Gençlik yıllarındaki sahne hayatınızla evet. ilgili. Bize neler paylaşırsınız? Böyle bir anınız var mı unutamadınız? Çok deli yıllardı ya. Çok hızlıydı evet. yani. Çok hızlı. Evet. Şimdi görürüm yani gençlikleri. Çoğu benimle beraber çalışır zaten birçoğu. Yani bizim zamanlar, herkesin zamanları değerlidir. Onları tabii. da ilerlediğinde bu zamanları vay be diyecekler herhalde ama bizim zamanımızda bu kadar internet, yok. Bu kadar teknoloji, bu kadar kanal. Notasyon bulamazdık çabalı. Yok, jack yok, evet. mikrofon yok, kulaklık yok. İlk dönemlerden bahsedelim. Tabii. Yok, kayıt yapacaksın. Yok yani hiçbir şey yoktu. Kaset. Ya inanamadım. CD bile yoktu bazen. Ne CD'si? Sonradan geldi CD yani. Yani yaşımızda belli olacak ama bir şey değil. Neyse. Yani bu yokluğun bir dadı olur. Bu yokluğun bir dadı olur. Hı-hı. Şimdi ben kendi oğlumdan örnek vereyim. Ne isten oğlum? Gitar. Ne isten? Bir gitar daha. Evet. Ne isten? Piyano. Bir piyano daha. Klavye, hoparlör, bilgisayar. Ürünlerde. Biz kablocukları böyle bağlardık. Heyecandan söylemeye çalışırdık. Hı-hı. Bir şey kaydedelim kasetçiye. Evet. Kasetten kasete. O heyecanı görmüyorum ben hiçbir gençte. Çünkü hepsinin en son model cihazı var. Evet. Bunların eline topla bakayım bu varlıklarını ne olacaklar? Ben İlk önce bir krize girecekler. Vallahi böyle bir titreme. Evet. İnterneti de al. Aman Allah. Sonra yavaş dünyası yavaş. Dünyası bitti. Entegre başına olacaklar yıkıldı. Böyle. Üretsinler. Başka bir şey yaratsınlar. Aha. Bu teknolojileri kullanıp üreten insanlar da var Dudu Pekdunş gibi. Var. Ama istisnadır o genç. Evet. Çok örnek bir genç o bir maşallah. Tutku tutuyor içinizde. Onun elinde yani de bir sürü teknoloji aşk var. Ama hepsini yani. Üretimine kullanıyor. Evet. Siz yani. Başta da söylediniz. Bu aşk olmasa sürmezdi. Yok. Bu kadar savaş içimde. Bu memleket için bunu yaparım. Aynen. Yani. Aynen öyle. O kadar isteseniz bir sürü bahane var. Çok. Çıkamıyoruz işin içinden mesela. Ama bu aşk ve tutkuyla yapılacak. Yani şikayet etsem. Evet. Bu ülkede bu müzik sanat olaylarında ben etmem lazım. Kanallara baktığımda Kıbrıs kanallarına %99.9'unu ben besliyorum kliplerimden, müziklerimden. Hı hı, hı. Ya doğru, bütün doğru klipler, söylüyorsunuz. Yani bak bir günde 4-5 tane klibim yayınlanır benim yaptığım eserler. Her kanalda. Doğru söylüyorsunuz. Ben şikayet etmem lazım yani. Evet. Para yok bilmem ne yok o sıkıntı buraya para gelir bize neden gelmez yani. Beraber yiyelim de diyebilirdik ama. Evet, size bir şarkı yapmak istiyorum. Şarkıyı yapmadan önce ama sizin yaptığınız ürünlerden güzel bir tane klip izleyelim. Kim tamam. izleyelim dersiniz? Dudu Pektuncu yayınlayalım. Yayınlayalım. Güzel destek olalım tabii ona. Tabii gençlere destek. Harika. Ben de şunu çok söyleyeyim. Güzel. En yakın zamanda iki klip de kendi eserlerime çekeceğim. Harika. Çok bekliyoruz. Terzi kendi hı-hı. söküğünü dikemiyorum. Öyle. Ama en geç sizin onu. Oluyor değil mi? Onu da yapacağız. Evet. Dudu Pektuncu Kuyruklu Yıldız adlı şarkısını izliyoruz. Kapatsam gözlerimi, seni görür müyüm her saniye? Ya da bıraksam sana kendimi, kırar mısın kalbimi? Tutsam sımsıkı ellerini, bırakıp gider misin beni? Bilsen düşüncelerimi, okusan kalbimi. We'll be right back.
Hayır, yapay geçirmiş. Garanti program. Kalbimi istediğin al bak nasip olmadı. Kalbimin istediğin al bak nasip olmadı. Kalbimi istediğin al bak nasip olmadı. Teşekkürler. Bravo. 70'lerden bir şarkı fark yaptım. Fark ettim. Evet, 70'leri çok seviyorum. Aynen. Nostaljik şarkılar sever misiniz? Sevmez evet. Olur muyum? Güzel olan her şarkıyı severim. Tarihe evet. Önemli değil benim için. Tarzı? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Kulağa yani hoş içime olsun. Girer benim aha. Şarkılar. Yani ben şarkıyı böyle normal bir dinleyici gibi tabii ki normal olarak dinlemem. Evet. Yani beni ele geçirir. Hı-hı. İçime girer. Yaşarsınız. Hani senin. Derler ya bir tabir vardır. Tabiri caizse içime şeytan kaçar. Kaçtı. Öyle olurum ben yani. İlk aha defa derim, duydum böyle biliyorum bu çok. Ben öyle yaşarım. Bu işi yani. Böyle yaşarım ben. Evet. Anlatabildim mi? O zaman tamamdır. Doğru şarkı işte odur. Şimdi ülkemizdeki müzik bakış açısına geleceğiz. Buyurun. Bu bomba bir soru. Çünkü ülkemizde bugün baktığınızda 2019'un sonuna geldik artık. 2020'ye giriyoruz. Ve ülkemizdeki bakış açısı neydi, ne oldu sizce? Eğlence olarak bakılıyordu. Daha bir farklılaştı mı sizce? Çünkü artık stüdyolar var, hı-hı, mekanlar değişti, kafe kültürü geldi, akustik müzik daha fazla ön plana geldi, minimalleştik aslında. Doğruyu söyleyeyim sana ne oldu? Evet. Ben bu adanın her köşesinde çalmış bir insanı ve söylemiş bir insanı. Çoğumuz yoğdumuz hayatta bile değildiğimiz. Hem de böyle 7-8 kişilik orkestralarına ve çaldığımızda böyle buradan Digomo'ya kadar böyle olay olurdu. Daha kötü oldu. Daha kötü oldu. Gruplar azaldı. Çok azaldı. Kişisel çalışmalar, çatışmalar daha fazla oldu. Arttı. Müziğin niteliği, niceliği yerlerde. Yani gitme olsa da 50 TL'ye öğrenci çalar. Bütün mekanlarda böyle karşılıklı. Adam arar beni, abi dedim ben 1000 lira. Yok ya, yoksa çalmam dedim ben yani sana. Çocuğa 50 lira 100 lira verirler, çaldırırlar. Böyle bir memleket oldu burası. Artık tabii adanın her yerinde duyuyorum böyle. Bu açıdan bir kötü. Hı hı. Yani bunları bir düzenlememiz lazım. Bir dernekler aracılığıyla, devlet aracılığıyla. Çalışıyorlar ama. Kontrol edilmesi lazım. Edilmiyor. Bunlar. Evet. Bu bir. İkincisi bu işin ruhu bitti. Herkes para kazanma peşinde. Adam devlet memuru, müzisyenlik yapar. Mesela 10 milyar maaş alır, bir de benim rızkımı da yer. Düşün. 10 milyar maaşı var. Bir de benim ekmeğimin de oynar yani bu adam. Arkadaşımdır da birçoğu yüzlerine de söylerim. Hı hı. Yani. Hı hı. Bunların düzenlenmesi lazım. Buna karşıyım. Evet. Ben bu işten ekmek yerim. Çoluğumu çocuğumu aslında. Öyle büyüttüm ben. Hı hı. Yalnızca müzik yaparak. Başka hiçbir şey yapmadım. Evet. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Bu da iki. Üçüncüsü de yani ülkemizde birçok alandaki düzensizlikler gibi bu barların, klapların yaygınlaşmasıyla buradaki düzensizlik de arttı. Onu görüyorum yani. Kimin müzik izni var, kimin müzik izni yok, kaça kadar açık, kaça kadar değil. Ben balkondan otururum bazen işim olmaz cuma günü yazda. 7 tane müzik gelir balkona. Biz zamanımızda kontrole tabi olurduk. Hı hı. Aletlerimizi bizim pekilerleri de alır götürürlerdi. Nerede bu insanlar artık? Tabii demiyorum böyle şeyler olsun yani askeri polis yönetimi. Ama ben çok denetim altında geldim buralara. Şimdi ne oldu da laşkalaştı her şey? Hı-hı. Son ses kulağımın dibinde müzik saat 1'e 2'ye 3'e kadar. Bu da 3. 4. Daha çok var. Bunların toparlanması gerek. Hı-hı. Yani daha kötü oldu her şey. Bizim zamanımızda çok daha düzenliydi. Benim gençliğimde. Gruplar da fazlaydı. Gruplar fazlaydı, güzel evet. Güzel Yurt'tan, Lefkoşa'dan, Mausa'dan, köylerinden inanılmaz rock, gruplar vardı. Rock dinleyicileri daha çok fazlaydı tabii mesela. Tabii müzik kültürümüz de çok değişti. Değişti, evet.
Yani mesela Lefkoşa'dan varsa. Bak Bob Marley'den ben kimseyi küçümsemem. Onu dinleyicilerimiz bilsin. Bob Marley'den Ankara'nın bağlarına geldik. Şimdi diyeceksin ne alakası ne oldu ya yani. O da bizim, bu da bizim. E o da bizim, bu da bizim ama şimdi yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani sen de canım İngilizce'nin ya biz Türk'üz falan diyebilirsin yani böyle bir ucuz böyle bir şovenizm yapabilirsin ama olay o değil. Çok derin konular, buna şimdi girmeyelim. Anlayan anladı beni. Çağrılırsa beni bu konuları açarım. Daha fikirlerim vardır bu konularda ama programını hiç etmeyeyim sen şimdi. Yo program çok güzel. Ben biz çok çok kişi kovuldu benim yanına. Benimle röportaj yapan çok kişi kovuldu. Ona göre. Söyleyeyim sen. Başka konuya girelim. Yönetmenim tamam gideriz değil mi? Tamamdır onay aldım ben. Yaşa. Daha iyi olmasını bekliyoruz. Biz çabalıyoruz. Her gün çalışıyoruz. Tabii. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Ailelerimiz var. Sadece müzikten, sadece bu ülkeyi terk etmeden kanımızla canımızla mücadele ediyoruz. Gereken ilgiyi, alakayı. Yani bekliyoruz. Bizi arayıp bir kişi de sormuyor ha. Yani ya bu kadar şeyi üredin, bütün kanallarda senin eserlerin oynar. Bütün jenerikler senin kliplerin inan. Bir fikrin var mı ya bu konuda? Hiç olmadı yani. Bunu da bekliyorum. Bizim konuda fikirlerimiz vardır. Dosya dosya. Belki bir gün bizi biri çağırır, bu ülkenin belki faydası için açarız. Toplantılara girerler. O da olabilir. Neden olmasın? Çünkü sanatçı kısmının fikirleri, zikirleri de hemen önemsenmelidir. Yalnız tabii, benim değil. Tabii, tabii kesinlikle yani, katılıyorum. Sana çok sanatçıdan kötülük gelmez. Her zaman dinlersen sanatçıyı. Evet. İyilik gelir. Ufkun açılır. Tabii. Farklı bir bakış açısı edinirsin. Aynen öyle. Ben çok seviyorum bu programları. Bugün bir sürü şey öğrendim. Yani baktığınızda. Öyle gerçekten. Kendi öyle inceliğiniz. Kıbrıslardaki mekanlar hakkında biraz önce Kıbrıs'taki mekanlar değindik. Evet, Kıbrıs'taki mekanlar hakkında. Mesela işte disco dediniz. Çok fazla discolar var. İçki kültürü biraz fazla ama kafelerin açılması, bu akustik müzik olması da ben pozitif olarak karşılıyorum. Neden? Çünkü ben klasik altyapılı bir klasik gitar okuduğum için böyle bir müzisyenim ve hiçbir mekan yoktu benim böyle hafif müzik yapabileceğim bir duydum yer mesela. Duydum bu röportajı. Evet. Evet. Bir yerde daha söyledin sen. Evet. Duydum ve kendime daha uygun buluyorum bu kafe kültürünü aslında. Evet. Çünkü insanlar bir yere akşamüstü bir kafeye gittiğinde bir pasta yesin mesela, bir çay içsin. Müzik duyması hoş bir şey. Eskiden bunlar yoktu mesela. Ama gruplar azaldı dediğiniz gibi ve ücretler gerçekten çok düşük. Yerlerde mekanlar acaba küçüldü, müzikte mi küçüldü bilmiyorum yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu aslında müzik ülkenin kültürüyle bile başa baş giden bir şey, sanat. İlk önce kaybettiğiniz şey bu ülkeyi balıkçı kasabası kültüründen uzaklaştırmak. Girne balıkçı kasabasıydı, ne güzel hatırlarım ben. Gider çalardık orada, bu sahilde, bu bilmem nerede. Mausa'da bir balıkçı kasabası. Şimdi bu kültürü korur bütün dünya. Sen bu kültürü korumadın. Binaları diktin 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 diktin. Kim geldi, kim gitti, ne oluyor adam? 50 liraya müzik yapar. 50 liraya bilmem ne satar. O onu alır. Bunu yaparsan, müzik değil, dokusu kalmaz memleketin. Hiçbir şey kalmaz. Onun için dünyanın çeşitli ülkelerine biz gittiğimizde bakarız ya falan filan ülke. Nasıl korunmuş bu tarih böyle burada? Küçücük bir yer korurlar. Doğal kasabacık. Ve yüzlerle insan, müzik, yüzlerle oraya uygun. Oraya uygun müzik, evet. Oraya uygun bir yaşam. Evet. Oraya uygun sanat, kültür, ilim, bilim, irfan, okullar. Her şey bir bütün. Tabii. Sen şimdi burayı hızlandırdığını zanneden. Ölümlere bak. Ölümler. Kanser, her türlü hastalık yaygınlaştı. Neden biliyor musunuz? Müzikten buraya geçtik, toparlayacağım. Çünkü bu ada hızlı bir ülke değil. Olmamalı. Yavaş bir ülke olmalıydı. Yavaş bir kasaba olmalıydı ve müziği de korunmalıydı. Dokusu da korunmalıydı. Şimdi her şey allem gallem oldu. Birbirine girdi. Onun için mekan sahipleri ne yaptığını bilmez. O nasıl para kazanacağına bakar o. Bir gece İtalyano gecesi üzerinde, bir gece Ankara'nın bağları çalar adam. Yani bir istikrar yok. İstikrarı yakaladığınız takdirde müzikte, sanatta, ilimde, bilimde başarılı olursunuz. Ama karar vereceksiniz. Eviniz nasıl olmalı?
Benim evim çevreye nasıl uyum sağlamalı? Ev artı eşittir bu ülke işte. Evimiz. Şimdi sen bir gettoya çok lüks bir ev yaparsan, bir gettoya olmaz değil mi? Bir gettoya çok lüks bir olmaz. Ev olmaz. Dışlanır zaten. Olmaz. Olmaz. Doğasına, dokusuna da uymaz. Uymaz. Oranı. Dışlanır. Yaşadığımız kesinlikle biraz şey odur. Kültür karmaşası, kavgası. Var, karmaşa var. Bir sıkışmışlık, evet. Kim kimdir, ney nedir, ben neyim, ne dinleyeceğim, evet. Kimim, kim olacağım, çocuklar da öyle büyür, ben görürüm. Karma karış, internetler bir yandan, YouTube hangi bir yandan. Hangi hobiyi yapsam? Karma karış, yani tamam çok evet. Güzel, herkes parasını kazanır, gözümüz yok. Ama biraz daha bu ülkelerin, ülkemizin ruhuna eğilmesi lazım ki her şey düzelsin. Dünyada trend nedir tarz olarak? Club. Müzikte. Club müziği oldu artık. Tabii. Bütün dünya. Elektronik müzik çok önde gider. Çok meşhur sanatçılar da elektronik coverlar yaparlar şu sıralarda. Evet. Yani trap, elektronik trap çok meşhur bu aralar. Trap müzik. Canlı müzik. Ben canlı müziği çok severim. O benim için ayrı bir yeri var onun. Tabii bunları da üretiyoruz dünyanın çeşitli ülkelerine. Ama siz yurt dışı bağlantılarında evet, elektronik müzik yapıyorsunuz. Zaten portfolyomda görürsünüz. Yani. Evet. Bir sürü elektronik müzik var. Var, evet. Onlar İngiltere'ydi, Afrika'ydı, Fransa'ydı bir şekilde. Onlara gider. Oraya yaparız onlara. İç piyasamıza canlı yaparız. Burada da elektronikçiler, hip-hopçular çok yavaştı artık bizde de. Evet. Onlara da sevinirim yani. Çünkü dünyayı takip etmek çok önemlidir. Evet, tabii. Sevmek her dalı, her tarzı uygulamak, sevmek çok önemlidir. Evet. Gençlere de böyle bir sürü hip hop albümü yaptık. Bakarlarsa dinleyiciler. Ne güzel. Facebook sayfamıza, YouTube sayfamıza, internet sayfamıza, web sayfamıza. Hepsi vardır orada bütün ürettiklerimiz. Çok geniş bir portfolyo var aslında. O zaman sorumu da cevaplamış oldunuz. Kimler size gelsin diyecektim ki gençler gidebilirsiniz. Vallahi tabii ki bana İnanç Bey kesinlikle bu işi bu yüzden yapıyor. Müziğe aşık olanları bekliyoruz. Alan açmışsınız kendinize yani, elektronik sound'dan canlı sound'lara kadar hepsini zaten kayıt altına bana alabilirsiniz. Bana aşık olanları gelsin müziğe. Çoğu kişiye de yapmam beni bilirler. Öyleymiş. Aşk alırım. Duydun aşk o dedikoduyu. Bazen parasız gezerim yani. Dedim, hanım der bana ne yapman ya dedim lütfen yapmam yani derim. Evet. Mesela seversen bu işi gönülden yapmak istersen bize bir şekilde ulaşın. Ulaşsınlar. Yardımcı oluruz. Herhalde. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederiz. Için. Bizlerle olduğunuz biraz için. Biraz rahatsızdım. Ter döktüm. Ateşli geldim buraya. Çok geçmiş Mausa'dan. Olsun. Sağ ol. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Kusura bakmasın için. İzleyicilerimiz. Bu aralar havalar soğudu sevgili izleyiciler ve sıcacık sohbetlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Programımızın sonuna geldik ve İnanç Eyüpoğlu'na soru cevap kısmını hemen yapmak istiyorum. Soru cevap kısmı. Aha. İki saniyede aklınıza ne gelirse. Tamam. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Artık nokta nokta olmasın. Savaşlar olmasın. En keyifli şey. Müzik. En iyi oyalanma şeklim. Müzik. Huzur. Her şeyim. Kıbrıs. Aşkım. Müzik. Her şeyim. Sevgi. Çok güzel. Nokta noktayı değiştirmek isterdim. Bu ülkeyi değiştirmek isterdim. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.